Kemal küçük zaten, babası vefat etti. Babası hastaydı, akciğer kanseriydi, ameliyat oldu. O yüzden hiç bir sene yanaştırmıyordu babası. Hep ameliyatlıydı, hastaydı. Her zaman diyordu Kemal uzaktır. O da bilmeyerek kendini üstüne atıyordu, şey yapıyordu. Üstüne atıyordu, o yüzden çok bir yıl yanaşmadı hiç. O yüzden babasını hiç hatırlamıyordu. Ben tek bir kere sordum. Ben bir kere dedim, Kemal sen babanı hatırlıyorsun. Dede bana demiş, benden uzak dur. Onu hatırlıyor diyor, ben onu hatırlıyorum. Babasız büyüdü. Çok çile çektik. Ben evde küçüktü, bırakıyordum, işe gidiyordum. Akşama kadar elin tarlasında kazmadan çalışıyordum. Küçüktü, bırakıyordum. Geliyordum akşam, çok sefer yemeksiz, yemek yoktu, bir şey yoktu. Çok çile çektik. Kemal öyle sessizdi, utangaçtı. Çok iyi niyetliydi. Çok yani iyi niyetliydi. Çok esprisi vardı, çok espriliydi. Espri öyle devam ediyordu, hep o espri devam ediyordu. Hep öyle gülüyordu, espri yapıyordu. İyi niyetliydi, çok iyi niyetliydi. Zaten o iyi niyetliğinden bu şey başına geldi. O iyi niyetliydi. Şarkı işte utanıyordu, utangaçtı, çok utangaçtı. He. Ama diyordu ben şey yapacağım diyordu, ben söyleyeceğim diyordu, ben şarkı söyleyeceğim, ben işte okulumu bitirirsem ben şarkı da söylerim, ben gezerim diyordu, ben tozarım diyordu, anne diyordu ben seni saraylarda yaşatacağım diyordu. Sen çok çile çektin diyordu. Nevruz'da ondan bir 20 gün önce dedi ben Nevruz'a gideceğim. Dedi ben gideceğim dedi. Dedi abim de Batman'da dedi ben oradan da gider 2 gün de abim gilde kalırım. Dedi ben gelirim. Ben de dedim Nevruz'a gitme dedim. Ferhat İraç olmuş dedim. Gitme. Sonra ben de hiç şey yapmadım. Peşine düşmeden sonra o Nevruz günü de iki defa dedim Kemal dedim soğuk dedim kalk içeri gel dedim sen hasta olursun sonra. Dedi yok dedi sen git yat dedi ben sonra gelirim. Ben de dedim Kemal köpeği de götür şu ağacın köpüne bağla dedim şey o ekmekliğe koyma dedim. Dedi tamam dedi tamam dedim orada bağlarım dedim. Dedi. Ama ben de gittim uyudum ki sabah erken işe gidelim. Gittim, uyudum hiç. Sonra sabah kalktım ki bir zaten ondan önce o kapının kolu çıkarmıştı. Dış tarafı çıkarmıştı ki çocuklar hep gidiyordu. Onun eşyaları karıştırıyordu. Şey yazmıştı. Demiş anne beni rahatsız etme. Kulaklık kulağımda. Ben de ne bileyim. Öyle dedim. Demek Kemal öyle yapmış ki ben kapıyı açmayayım ki rahatsız olmaz. Ben de kalktım işe gittim. Gittim. Sonra öğleleyin o fabrikaya gidiyordum.
Öyle şey yapmadım ya. Hatta öğleleyin de Cihan'ı aradım, dedim git Kemal'i kaldır dedim. Kahvaltını yapsın ki okula gidelim, uykuda kalmasın. Zaten her zaman arıyordum, diyorum git Kemal'i kaldır. O da dedi tamam. Daha da şey yapmadım, akşama kadar akşam geldim ki bizim ev öyle değişik olmuş, öyle bir çeşit olmuş, ben ne bileyim. Sonra geldim, Cihan dedi biz çarşıya gideceğiz dedi, Gülşen'in babaannesi kalp krizi geçirmiş dedi, biz oraya gideceğiz. Ne bileyim ben, ne bileyim. Sonra biri uyandan geldi, biri uyandan geldi dedi, Kemal kaza geçirmiş. Dedim nasıl kaza geçirmiş, ne oldu, nerede yapmış. Sonraki böyle olmuş. Ben hiç aklıma da gelmedi, hiç kimse de söylemedi. Nasıl gitmiş, nasıl olmuş, kimle gitmiş, hiç haberimiz yok. Hiç görmedik. Sonra sabah oldu, artık iş işten geçmiş artık. Bu sefer morga götürdüler, bu sefer orada hiç haberim yok yani, hiç bu şeylerden haberim yok. Sonradan öğrendim. Bir cenazenin üstünde su kesilir mi? Suyu kestiler. Cenaze arabası vermediler. Babasının yanında mezar açtılar ki orada gömecekler. Orada izin vermediler. Ne ki o mezar belediye ait. Belediye ait ki şey yeri vermediler. Sonra başka bir mezara götürdük. Yok ben görmem. Ben o fotoğrafları daha görmemişim. Şikayetini bırakmam. Ben şikayetçiyim. Sonuna kadar bir ceza versinler. Ceza bu sonuçta bir genç öldürmüş, vurmuş. O gencin hayalleri vardı. O insan kıyar mı? Tek Kemal değil. Tek Kemal değil. Bak Berkin Elvan. Onun ne suçu vardı, ne günahı vardı. Ali İsmail. Şey başka bir de vardı. Meden çok 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 kişi var yani, şey dedim bari ceza versinler. Yani bu nasıl adalet? Bu nasıl devlet? Bu nasıl iş? Bir ceza versinler, ceza. Zaten öyle yapıyorlar, ceza almıyorlar. Zaten vuruyorlar. Adalet işte, ben de adalet istiyorum. Adalet olsun. Adalet gelsin abi. Bu devlete adalet gelsin abi. Biraz adalet gelsin. Bu gençler ölmesin. Bu pırıl pırıl gençler ölmesinler. Vurmasınlar gençleri. Onlar da hayalleri var. Onlar da yaşamak istiyorlar. Bitmez. Bu acı hiç bitmez. Bu ciğer acısı hiç bitmez. Kemal'in acısı hiç bitmez. Kemal gitti ki eğlene, gitti ki orada oynaya. Gitti, ben gidip oynayacağım, ben eğleneceğim. Ama bırakmadılar. Kemal'i hatırlasınlar, Kemal'i gündeme getirsinler. Kemal'in adını, önce onun adını okusunlar. Önce Kemal'in adını okusunlar, sonra Nevruz'unu yapsınlar. Ama Kemal da oraya kavuşmadı, oraya gitmedi. O heves öyle gözünde kaldı. Her şey gözünde kaldı Kemal'in. Gelseler biz daha seviniriz, biz daha şey oluruz. Yani işte bizi tek bırakmasınlar. Yani biz onu istiyoruz, diyoruz yani gelsinler. Kemal'i unutmasınlar. Biz de ayın 20'sinde. Çünkü pazar günü işte bacımgil de Adıyaman'da gelecekler. Okula gidiyorlar, çocukları var. İşte onlar da dedi biz de 21'inden yaparız ki millet şey olmasın. Son işte diyorum ceza versinler. Adalet yerini bulsun. Bu gençleri öldürmesinler. Gençlere yazık. Gençlere günah. Yazık. Vurmasınlar.